Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünyanın öbür ucundan Bulgaristan'dan bir video yapayım. Gördüğünüz gibi şurada arkamda cami var. Bulgaristan'da Plovdiv şehrinde. Cami burada. Burada da tarihi eser var. Buraya aşağı gidilir mi bilmiyorum. Kafeterya var orada. Git annenin yanına git Efe. Hayır, inemeyiz oraya. Bak orada merdivenler. Evet. Yani gördüğünüz gibi şurası tarihi eser. Böyle güzel bir yer burası. Manzaralı. Aşağı doğru Davasekodnayem diyor. Orada odalar var. Odaları veriyorlarmış. Efe'cim merhaba der misin arkadaşlara? Merhaba. Merhaba. Evet. Efe, oraya gidemeyiz. Tamam mı? Orası yasak. Yani burada güzel tarihi. Gel bakayım burada neler var Efe. Tarihi eserler var burada. Efe gittin mi? Efe gitti arkadaşlar. Yani biz bugün Bulgaristan'ın Plovdiv şehrine geldik. Plovdiv şehrinden bir vlog videosu yapayım dedim. Tatildeyiz şu anda biz. Geziyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz, nerelere gitmeyeceğiz. Yani öylesine bir tanıtım yapayım dedim size. Bu Plovdiv şehrini. Fazla bir bilgim yok. Burada yaşadığıma, yani burada yaşadım ben. Ama unutmuşum bütün tarihi eser bilgileri. Aklımda kalmamış hiçbirisi. İşte ben de böyle sizin gibi. Bakın böyle burada herhalde eskiden şey varmış. Gladyatör dövüşleri var der diyorlar ya işte. Buralarda gladyatör dövüşleri falan oluyormuş yani. Buralarda dediysem bu sadece bir şey. Gösterge gibi böyle. Var ama aşağıda bir tane bölge var. Orada bu aynısı var. Bu sadece böyle şey yapmışlar bunu. Aşağı doğru burada kafeterya var. Evet, buraya bir kafeteryaya gidelim. Çocuklar aşağıda bir kafeterya var. Oraya gidelim bir çay kahve içelim. Şurada aşağıda varmış bir şeyler. Evet. Ne yazıyor? Nadvaisi sedmis reştut vaisi yosmi. Hilada devestotini yosemdeseta godina. Aşağıya insek ya. Napıtsa stolicatana SSSR Moskva. Tuk gori organiyatına Higritena Higgs Olimpiyada. He, bak burada olimpiyat şeyleri varmış. 1980 senesinde burada olimpiyatlar oynanıyormuş. Burada içeride dedim ya az önce gladyatör dövüşleri falan varmış diye. Burada yazıyor. Şuralarda olimpiyatlar oynanıyormuş. Buralar eskiden o gösterdiğim şu yer var ya öyleymiş. Buralar. Gel ama orası giriş değil diyor. Gelin aşağı. Şurada aşağıda bir kafeterya var. Evet. Oraya da bakalım ama. Rimski stadyum diyor. Ha. Sen biliyor musun biri oraya 7 tünelden gitti. 3D Rimski stadyum diyor. Burası bir film merkezi olabilir. Yani böyle eskiden at yarışları falan oluyormuş buralarda. Gördüğünüz gibi. Sen baba sen biliyor musun biri tünelden gitti. Gittiniz mi tünelden? Yok biz gitmedik. Başka birisi. Girmiş tünelden aşağı indi. Anladım. Bir şey yok aşağıda. Bir şey yok orada çocuğum. Gel bak hiçbir şey yok orada. Tamamdır. Burada kafeterya mı var bilmiyorum da. Burada film salonu var. Aşağı gidiyorsun. Yani 3D şeklinde böyle gözlüklerle film izliyorsun. Elif tam benim tablonun önüne geldin kızım. Buraya anlatıyordum ben. Böyle. Gitme. Bak oraya gitme. Bilmiyorum ne olduğunu. Tünel var. Evet tünel var. Gel hadi gel. Şimdi evet oraya gidiyoruz. He Elif. Aloşa görünmüyor. Aloşa gözüküyor. Aşağıda gözüküyor. Şimdi biz buradan gidiyoruz yolda. Önüne bak kızım. Havada bayağı bir sıcak oldu. Kahve içtik. He? Akşam yağmur yağıyordu. Buz yağacaktı. İsveç'e gittiğimde de Stockholm'dan
bir video çekerim size. Bir de orayı gösteririm. Yani orada yaşayanlar zaten biliyorlar orayı. O yüzden çekmiyorum. Şimdi tatile geldiğim için tatilde biraz bir gittiğim yerlere ufak ufak kısa kısa bir tanıtımlar yaparım. Ondan sonra internet bulduğum yerde de videoları montajını yapıp yüklerim arkadaşlar, izlersiniz. Arkadaşlar yemek ısmarlayacağız şimdi. Acıktık gördüğünüz gibi. Böyle pişiyor etler. Kuzgaralar falan orada pişiyor böyle bu şekilde. Bakalım yemeğimizi alalım. Devam ederiz yolumuza. Arkadaşlar video biraz montajlı olacak, kusura bakmayın ama gördüğüm şeyleri çekiyorum. Yani şimdi şu anda Plovdiv'in, Filipin'in Bulgaristan'ın tam ortasındayız. Şöyle, şuralar benim dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi savaştan kalma herhalde bu padişahları. Kletva veriyorlar. Gördüğünüz gibi askerler, silahları var. İşte evet, yanında sandıkları var. Evet, askerler gördüğünüz gibi burada ölmüş, can veriyorlar. Böyle yatmış burada. Savaşıyorlar. Savaştan kalma. Böyle arkasına geçelim. Neler var bakalım. Evet, burada 1, 2, 3, 4, 5 tane asker şehit olmuş. Evet. Oraya basma içine dışarısı. Yani burası bir mezarlıkmış. Çünkü burada öyle yazıyor. Burada yazıyor ki burada yaşayan kişilerin kemikleri duruyor diye yazıyor. Yani burası bir mezarlık demek ki. Gördüğünüz gibi böyle savaşta, burayı savaşta kazanmışlar. Gel Efe. Böyle savaşıyorlarmış burada. Yani tarihi bilmediğim için bilgi veremeyeceğim. O yüzden bunlar burada savaşıyormuş. Okusana. Okudum ben onu. Burada kemikleri burada yatıyormuş. Öyle yazıyor arkasında. Burası bir mezarlıkmış. Öyle mi? Evet. Yani bu 4, arkada bir asker daha var. 5 asker. Bu 5 askerin mezarıymış burası. Öyle mi? Evet. Bunlar ne yapmış? Bunlar işte Lupo, Nikola, Kosidin, İlya, Mityo, Spitehmir diyor. Orada savaşmış onlar. Burada savaşmış onlar. Evet. Ya anma töreni yapmışlar, çelenk koymuşlar. Biz geziye devam arkadaşlar. Şimdilik ben burada bir videoyu kapatayım. Bakayım güzel enteresan yerler görürsem kadraja alırım, yüklerim. Bir dahaki videoda görüşelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.